Siyonizmin varlığı İslam dünyasını zayıflatıyor. Sevgili izleyiciler, ne yazık ki mevcut tablo bunu kahredici bir şekilde haykırıyor. Gerek maddi ve gerekse de manevi yönde Siyonizm palazlanırken İslam dünyası ise aksi yönde hezimetler yaşıyor. Güç yok, birlik yok, dirlik yok. İslam'ın değerlerinden kendisini ırak tutan bir anlayışın, yönetimin ve siyasi bağnazlığın peşinde koşar durumda. Bu gidişat neyi getirir? O da meçhul. İslam dünyasının hali pür melalindeki zilletliği görmek için Gazze'de yaşananlarla bakmak yeterdi, artar bile. 70 yıldır Filistin halkının kanı akıyor. Ki son 3 aydır Siyonist İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırıma insanım diyen herkes vakıf. Orta Doğu'ya kabus gibi çöken İsrail, çoluk çocuk kadın, kundaktaki bebek, yaşlı sivil demeden kurşun ve bomba yağdırıyor. 10 binlerce katledilen insan var. İsrail akıttığı kandan beslenen vampir misali bölgedeki hakimiyetini her gün biraz daha arttırarak, palazlanarak, topraklarını genişleterek yayılıyor. Nasıl bir gaflet ki İslam dünyası da dut yutmuş bülbül gibi sessizlik içerisinde olup biteni izlemekle yetiniyor. Bu vefasızlık, bu büyük sorumsuzluk küfrün iştahını kabarttığı gibi Siyonizmin yer küresinde söz sahibi olmasına da yol açıyor. Gidişat çok kötü ve vahim. Eğer İslam dünyası bu vefasızlık ve sorumsuzluk tutumundan kendini alıkoymazsa, üstüne düşeni yerine getirmezse korkarız ki kana doymayan bu vahşi iştah daha nice İslam ülkelerini ve milletlerini gözüne kestirir. Suriye, Irak, İran, Mısır ve Türkiye hepsi tehdit altında ve bu cani Siyonizm onları yutmak istiyor. Kaldı ki hali alem meydanda, saydığım bu ülkelerde iç kargaşa hakim, huzur, istikrar, güven ve tehdit altında. Bir tek Türkiye ayakta görünüyorsa da o da yeteri derecede sağlıklı değil, yalpalıyor. Çünkü içteki devşirmeler, piyonlar, ajanlar, batıya ve batıla biat ediciler çok. Netice itibariyle İslam dünyasında 1 milyar 700 milyon insan var. Peki bu ne haldir, bu ne derbederliktir, bu ne darmadağınlıktır? Maalesef samimiyet asıl değil. Vergisi olmayan isimleri ve tanımlamaları yapıyoruz. Ne diyoruz? Biz Müslümanız, biz ümmetiz. İyi de hani İslam birliği, dirliği ve ümmet şiarı? O da yok. Eğer olmuş olsaydı, devri saadetteki veyahut Hulefai Raşid'in dönemindeki gibi ümmet olarak dünyaya meydan okurduk. Her gün bir coğrafya İslam ülkelerine katardık ama nerede? Bugün bırakın büyümeyi, gelişmeyi, ümmeti çoğaltmayı, bilakis küfre karşı derin bir sessizlik ve gaflet uykusuna dalmış haldeyiz. Halbuki elimizde ilahi bir düstur var. O da Kur'an-ı Kerim. Hak, hukuk, adalet, yaşam, nizamnamesi hepsi mevcut. Tabii ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Hadisleri de orta yerde. Her biri Kur'an ayetlerinin birer tefsiri durumunda. Ama ne var ki bugün sadece şeklen telaffuz ediliyor, okunuyor. İçindeki mana değerini ne yazık ki anlamaktan imtina ediyorlar. Onu uygulamaktan kaçınıyorlar. Haliyle o kişi ne mümin olur ne de Müslüman kimliğini taşır ne de İslam'ın birer ferdi olur. Siz mümin olma şiarına nail olacaksınız ki ümmet olabilirsiniz. Siz Kur'an'la hemhal olacaksınız ki Kur'an size sahip çıksın. Onun için Kur'an'ın 6236 ayetinin tümünü 24 saat boyunca okumalıyız. İslam dünyası onu tüm ruhi derinliklerinde yaşamalı. Biz de okuyoruz elhamdülillah. Amma ve lakin denir ya, kaçta kaçımız ihlaslı, samimi ve kalbimizle bunu ikmal ediyoruz. Ruhi derinliklerimize ve beynimize yerleştiriyor muyuz? İşte orada büyük büyük iri bir soru işareti oluşmakta, kuşku yüksek. Yoksa bir avuç Yahudinin elinde inim inim inleyen Gazze'li Müslümanların akan kanına seyirci kalmazdık. Küfrün çizmelerine göz yummazdık. Dut yutmuş bülbüle dönmezdik. Bakın Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminliği nasıl tanımlamaktadır. Der ki müminler birbirleriyle bir binanın duvarının tuğlaları gibidir, yıkılmaz ve sarsılmaz. Peki bu hali yaşıyor muyuz? Ne yazık ki yaşamıyoruz. Ezberden ben Müslümanım diyoruz ama İslamiyet'e leke sürdürüyoruz. Müslüman deyince sahabelerin ruhunu taşımamız gerekiyor. Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali halifelerimizin ruhunu taşımamız lazım. Hem kendimizi hem değerlerimizi hem de ebedi hayatımızı aldatıyoruz. Bu da İslam dünyasının içine düşmüş olduğu çok kirli badireleri körüklemektedir. Böylesi bataklığın içerisine girmiş bazı İslam ülkeleri ne yazık ki uçurum kenarına doğru yürümektedir. Hasılı kelam, Kur'an, Kur'an, Kur'an diyoruz. Kur'an'ın hükümleri ortada olmalı. Yalnızca ölüler üzerine ya da mezarlıklarda ayetleri okumakla, cuma akşamları Yasin-i Şerif okumakla, yemin ederim ki salih ameller içerisinde o
olmadığımız müddetçe bir yere varamayız. Okuyacağız, okutacağız, ümit bağlayacağız ama hiçbir zaman Kur'an hükümlerini geri plana atmayacağız. Ona sırtımızı dönmeyeceğiz. Bilelim ki Kur'an nerede okunursa okunsun, rahmettir, ibadettir, güzeldir. Sağlıktır, sıhhattir, birliktir, dirliktir. Hiç kuşkusuz ki Kur'an'ın o güzelliğini fiilen canlı olarak toplumun içine götürmek de en büyük vazifedir. Toplum onunla günlük hayat akışlarını biçimlendirmelidir. İşte o zaman gönül rahatlığıyla diyebiliriz ki biz Müslümanız, Kur'an kitabımızdır, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundayız. Belki kelimeler ve cümleler meramı anlatmada tekrar ediliyorsa da özü itibariyle günlerdir seri şekilde anlatmak istediğim hakikat, Kur'an hükümlerine sırt çevirdiğimiz için medeniyet erozyonuna uğruyoruz. Değerlerimizi kaybettik, hatta insani ve vicdani duygularımızı kaybettik. Onun içindir ki Siyonizme, emperyalizme, küfür dünyasına karşı zafiyetler yaşıyoruz. Bir bütünlük içerisinde kendi kendimizi sorgulamamız lazım. Bireyden topluma, devletten İslam dünyasına kadar. Ey ümmet, ey İslam dünyası neredesiniz? Ne bu zilletlik, ne bu zafiyet içerisinde küfre biat edici halimiz. Bakınız sevgili izleyiciler, Bediüzzaman Hazretleri bizleri bu minvalde öylesine uyarıyor ki her satırı kulağa küpe. Çok kez buradan aktardım. Bir kez daha haykırarak sizlere aktarmak istiyorum. Üstad diyor ki, ey alemi İslam, uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyet'e maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakında onun manasını neşretsin. Lisan halinde de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıtayı saadeti olursun. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Uyanınız, alem-i İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak kat'iyen akıl kârı değil. Yine alem-i İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyeti insaniye ve terraki olan medeniyet-i İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı, nuru tevhid içinde yoğurarak Kur'an'ın bahşettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve saadeti ebediye ve sermediyeyi gösteren hakaiki imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. En derin saygı ve sevgilerimle.